23 Ağustos, 29 Ağustos değerli Başak burçları nasılsınız? Yükselen ve ay burcunuzu takip ediyorsunuz. Akkoyu Official Instagram sayfam günlük yorumlarımı takip edebilirsiniz. Uzun süredir hazırladığınız ve planladığınız hayata oluşturmak istediğiniz az kaldı dediğiniz hayallere şüphesiz ait olacaksınız ve işinizde daha fazla ertelemeyi bırakırsanız, dört elden sarılırsanız, yeni teklifler, yeni oluşumlar, yeni fırsatlar, yapıcı ve pratik zekanızla, biraz açık gönlünüzle, biraz böyle otokontrolünüzle alakalı netliğe kavuşacak ve iyi niyetiniz zaferinizi ve iyi listeye geçiş yapacaksınız. İşinizde konum değişimi, hakkınızla alakalı aradığınız para, mal, mülk, bunlarla ilgili konuşmalarınız gayet güzel bir sonuç getirecek ve yapıcı eleştiriler, size sunulacak şeyleri daha mantıklı, daha doğru adımlar yapacaksınız. Sizin de kendinizi bulma, eksikliklerinizi görme. Zaten işinize hiçbir şey demiyorum. Karışık dönemi en iyi şekilde iyileştireceksiniz. Bravo size. Bu şekilde devam ettiğiniz zaman konum konum daha iyi konumlar ve 6 ay içerisinde ne demek istediğimi anlayacaksınız değerli Başak burçları. Yani hani ben burada görülmüyorum, ben burada istenilmiyorum psikolojisinden çıkıp siz burada değerli olduğunuzu ve değerinizin kat kat daha önemli olduğunu farkına varacaksınız. Farklı bir alana taş farklı alan ya da farklı alanlarda iş araştırmasına giren Başak burçları için evet olumlu görüşmeler sonuç sizin için olumlu olacak ama biraz daha bekleyeceğiniz bir zamana ihtiyacı var. Yani benimle görüştünüz mü? Ben size 20 gün sonra, 30 gün sonra döneceğim. Paniklemeyin. Buradan da olumlu süreçler var. Eğitim konularına farklı merak sarmış olabilirsiniz. Fransızca, İngilizce, İtalyanca, İspanyolca ve kendinizi diller konusunda geliştirmek istiyorsunuz. Evet yapabilirsiniz. Siz çok detaylı olduğunuz için beyni de yormayı da seviyorsunuz. Yapın. Aşk acısı çeken Başak burçları. Artık bu ilişki bitti. Kabul et. Kavgayı, aramayı, mesaj atmayı, telefonuna, WhatsApp'ına, Instagram'ına girmeyi bırak. Bu olay kapandı. Onun hayatına yeni bir insan var ve onunla evlilik yapacak. Sen yoluna bakman lazım. Bekledikçe zaman kaybediyorsun. Ve zaman kaybettikçe acı çekiyorsun. Ya fazlasıyla yemeğe merak sarmaya başladın ki sen sağlıklı bir mantıklı düşünen bir bireysin. Yediğin yemeklere bile özen gösterirken şu an dağınık ruhunuzu toparlamanız gerekiyor diyorum. Bu ara bazı Başak burçlarında boşanma konuşmaları hem eş tarafınızdan hem sizin tarafından böyle hani deriz ya ay bıktım ben bu kadından dırdırında ay ben bıktım bu adamın sevgisizliğinden. Aslında ilişki iyiydi. Yanlış yerlerden mi bakıyorsunuz hayata? Ya da hiç birbirimize konuşurken dürüst olmadınız mı? Yani hep dürüst konuştuğunuza inanıyorsunuz da çarpıtma konuşmaları geride bırakırsanız bu evlilik biraz bir ihtimal daha kurtulabilir ama radikal karar verdiniz. Hatta mal kavganız, hakkımı alacak mıyım diye anlaşmalı bir şekilde veda edeceksiniz. Hatta eşiniz de uzun süredir cep telefonu elinden düşmüyor, bana karşı ilgisiz. Hatta yatak hayatımızı da ayırdık. O salonda yatıyor ya da mutfakta yatak odasında yatmıyor dediğiniz düşünceler varsa siz ettiniz ve bu ilişki sizin yüzünden bitti. Hiç duygusal olarak ona görevmiş gibi değer verdiniz. O ilişki görev olmaz. İlişki koklayarak, isteyerek ve bu ilişkiyi bütünleştirerek yaşamak lazım. Bunları bildiğimizde evliliklerimiz daha huzurlu. Biz kimseye ait değiliz. Sadece Yaradan'a aitiz. Yani herkes bir anne babadan geliyor ve Yaradan'a döneceğiz. O yüzden kimse kimsenin köleliği değil. Herkes saygılı ve anlayışlı olmalı. Uzun süredir de böyle gözünüzü kestirdiğiniz olabilir mi dediğiniz biri için adım atın olacak gözüküyor. Ve kalbinizde o hisseden duyguyu aynı insanda sizinle birlikte hissediyor değerli Başak burçlarım.
Başaklar şöyle demek istiyorum. Biriktirdiğiniz bir kenarda bir gizli para var. Cesaretini topla, evini al. Yapayım mı yapmayayım mı kararsızlığından da vazgeç. Bu ara anne, kız kardeş, hala, teyze, kadınlar, dostu, kadın dostlarınızla alakalı gereksiz zıtlıklar yaşayacaksınız ve gereksiz laflar sokacaksınız. Bu sokmalardan da bir vazgeçin isterseniz diyorum. Şu dönem evinize gelen kim varsa evi hijyenliyorsun. Anam sana da gelinmez biliyor musun? Yani bir başak arkadaşım Allah'ta ay var var. Gerçekten öyle ev almıyor neredeyse. Doğru. Doğru. En son onun evine 3 sene önce gitmiştim. O geldi aklıma şu an. O yüzden hijyen takıntımızı bırakalım. Bu ara çamaşır suyuna, deterjana alerjiniz olabilir. Ve devamlı nefes hakimiyeti söz konusu olabilir. Buna dikkat ediyoruz. Bir de satmak istediğiniz bir malla ilgili yeni anlaşma imzanız olacak ve yer satılacak. Daha ferah, güzel bir eve geçeceksiniz. Son zamanlarda bahçe katlı alanda oturan bazı başak burçları demirlik, demir kapı ya da alana bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Yapın, çok uzun süredir istediğiniz bir şeydi. Sevgi ve mutluluk, umut olsun, hayat olsun, umut Allah'ımız olsun. Hoşça kalın.